Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Peki hocam, şeker hastalığının belirtileri nasıldır? Özellikle çünkü izleyicilerimizden idrarla sık idrara çıkma ile ilgili sorular var. Aynı zamanda efendim ağız kuruluğuyla ilgili sorularınız bizlere ulaşmış durumda. Bunların ikisi etken midir şeker hastalığı tanısında? Şimdi şeker hastalığının 5 tane belirtisi var. Çok idrara çıkma, çok su içme, susama, tabii çok idrara çıktığımız için susuyoruz. Çok yemek yeme, zayıflama oluyor. Mesela başlangıçta hep kilolular da oluyor ama başlangıçta şeker hastalığı çoğu bize zayıflayarak gelir. Bir de hassizlik olur bunlara bağlı olarak. 5 tane bulgunuzdan birisi varsa şeker hastasına adaysınız. Bir de ailede varsa, tekrar ediyorum, muhakkak ki belli bir yaştan sonra, hele kilo almaya başlarsanız, tedbirinizi almak için bir hekimle görüşmek lazım. Görüşmekte fayda var. Şimdi izleyicilerimiz de çok dikkatli olduğu için efendim bizlere diyor ki izleyicilerimiz, hocamız yayının başında glikoz yüklemesinden bahsetmişti. Evet, bahsetti. Ancak değerli meslektaşlarıyla da bir program esnasında dinliyoruz ki bir grup hekimler glikoz yüklemesinin faydalı, bir grubunda zararlı olduğunu dile getiriyor. Şeker yüklemesinde sıkıntı var mıdır hocam izleyicilerimize? Şimdi o tartışma daha çok gebelikle, gestasyonel diyabet dediğimiz gebelikte şey, bana göre yapmak lazım. Sakıncası ne? Şeker yüklemede biraz şeker sonunda düşme olabilir. Evet. Onda çocuğa zararı olabilir diye düşünülüyor ama zaten dozajını düşük tutarak 50 gram glikoz da yapılıyor. O zaman çok sorun çıkmıyor zaten. Ama normal erişkindeki şeker yüklemenin hastaya bir zararı yok. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.